Saygıdeğer izleyenler, İrküvez'e yaklaşık 5 kilometre mesafede Göksu, Kapılı yaylalarının Kırık deresindeyiz. Burası çöp, vahşi depolama çöp alanına yaklaşık 1 kilometre mesafeden geçen iki derenin birleştiği noktadayız. Sağımızdaki dereyi konuşmaya girmeden evvela çöp alanından uzak, tertemiz, berrak su akan bir dere olarak söylediler ve görünüyor da. Ve solumuzdan geçen ve asıl sorun olan çöpün karıştığı dere de burası. Bu konuyla ilgili olarak İlküvez Merkez Muhtarı kardeşimiz bir takım çalışmalar yapmış, sonucunu almış, bilgisi belgesiyle beraber kamuoyuna bu konuda çöp alanının insanoğluna, insan sağlığına, canlı sağlığına verdiği, dolayısıyla hayat olan suya verdiği zararları belgeleyecek, gösterecek. Kendisini önce tanıyalım. Sayın Muhtarım, sizi tanıyalım. Öncelikle bölgemize hoş geldiniz. Ya vatandaşımızın mağduriyetini dile getirme babında bizleri kırmayıp bu bölgemize geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben İlküvez Merkez Mahalle Muhtarı Yaşar Güleç. Bu bölgemizde yaklaşık katı atık depolama Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bu tabii o süreçte bu katı atık depolamanın bu Avrupa kriterlerinde olacağı, bölgenin yaşam şartlarına, sosyal yaşamlarına hiçbir yan etkisinin olmayacağı, vatandaşın bundan kokusundan, suyundan etkilenmeyeceği ifade edilmişti. Şu anda kanalizasyon kokusunu alıyorum. Evet. Allah için alıyoruz evet, yani. Evet. Şu anda kanalizasyon akıyor. Biz 3 aydan beri bu çöp buraya taşınmaya başlandı. Geldiği günden itibaren tabii biz İlküvez mahallemizin içinden geçtiği için taşıma esnasında kamyonlardan akan sulardan, İşte taşındığı bölgede birazdan oraya da çıkacağız. Rüzgar hakim olduğu bölge için, olduğu için 360 derece etrafında rüzgar alabilen bir bölge. Etraf orman içleri şu anda çöp dolu. Ve bundan ziyade bu bölgede zirvede olan bir bölge. Etrafında siz de görüyorsunuz su kaynaklarının olduğu, şırır şırır akan derelerin olduğu bir bölge. Biz vatandaşımız bu bölgede rahatsızlıkları derelerde görünce duyarsız kalamadık. Vatandaşımız yanımıza geldi. Muhtarım böyle böyle rahatsızız, ciddi manada derelerimizde şu anda çöp suları akıyor. Bununla ilgili ne yapalım? Biz yetkili mercilere gittik. Derdimizi anlattık. Bak böyle böyle mağduriyet var. Şu anda çöp suları derelerimize akıyor dedik. Ondan sonra gerekli yerlere gittik ama bir türlü gelindi gidildi, bize bir türlü sonuç verilemedi. Hala da en son işte İl Sağlık Müdürlüğümüzden, Çevre Koruma'dan, valimiz aracıyla gelindi. Hala da ondan da bir sonuç bize ulaştırılamadı. Ya bizi tabii üzen şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi 4 mevsim ordu vaat ediyoruz ama gördüğümüz bu derelerimizin devamında yaklaşık vaktimiz olursa gezdirmeyi düşünüyorum sizlere. Birbirinden güzel şelalelerimiz var. Kapılı şelalesi var. Göcegene şelalesi var. Saadet değirmenler var bu güzergahta. Vatandaşımızın yaz geldiğinde gidip serinlediği, ailesini aldığı, gezdiği bölgeler bu bölgeler. Veya işte ormana gittiğinde rahatlıkla su içebileceği bir bölgeler bu bölgeler. Biz şunu İnan ki şu anda evimdeki suyumu rahatlıkla içemiyorum. Şu kokuyu aldığınızda siz içebilir misiniz? Veya getirelim ordudan bugün yetkilileri. Bugün şu dereden bile rahatlıkla suyu içemez. Çünkü bu yan tarafında bunu gördüğü zaman bunu içine sinmeyeceğini biliyoruz. Biz yetkililerden şunu bekliyoruz. Burası rahatlıkla çam başından daha güzel olabilir.
güzel yaylalarımız var, şelalelerimiz var. Ordu'nun turizmine kazandırılabilir. Bu noktada ben yetkililere tekrar sizin aracınızda seslenmek istiyorum. Lütfen buraya duyarsız kalmayalım. Burada sadece insan yaşamıyor. Burada yaşayan canlılarımız var, balıklarımız var. Buradan su içen hayvanlarımız var. Bu bölgede şu anda tarım yapılan bölgeler var, arıcılık yapılan yerler var. Yayla evlerimiz var. Yani bu bölgeler kimsenin terk ettiği, yaşamadığı, yaşamasa bile bu şırışır akan derelerimizin bu şekilde bu hale gelmesini vicdanen kabul edeceğine inanmıyorum. Ben özellikle buradan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Sağlık Müdürlerime, milletvekillerime, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Lütfen bu vatan bölgemizdeki mağduriyetin bir an önce giderilmesi. Buradan biz bu bölgede çöp istemiyoruz. İstememizin nedeni de görüyorsunuz bunlar. Biz böyle bir doğanın bu şekilde kirletilmesi, hiçbir kimsenin bunu yerinde gördüğü zaman buna dur diyeceğine inanıyorum. Ben tekrar bölgem adına buradayım. Tabii bize tepkiler geliyor mu? Geliyor. Bizi işte muhtarın bu işine ne işi var? Böyle serzenişte bulunuyorlar. Evet, ben vatandaşımın adına, bölgemdeki vatandaşımın adına, ilçem adına buradayım. Ben koltuğumda rahat oturamıyorum. Her gece, her gün bunu düşünüyorum. Buraya geliyoruz, gidiyoruz, ne yapabiliriz diye yetkililerle bunu paylaşıyoruz. Ama şu ana geldiğimiz nokta herhangi bir arpa boyu yol kat edemedik. Ya inşallah bundan sonra sizin vasınızda inşallah bunu görürler. Bir an önce buna önlem alırlar diye düşünüyorum. Hepinizden Allah'a emanet ediyorum. Bu güzelliklerimizi mahvetmeyelim. İnşallah burada turizm yapılabilir. Her türlü faaliyette, sosyal faaliyetler yerine yapılabilir. Turizm de kazandırılabilir. Tekrar bu bölgeye karar verenler, bu çöp için bölgeye yapılmasına onay verenler tekrar elini vicdanına koyup aklı selim karar vermesini istiyorum. Saygılar, hürmetler. Saygıdeğer izleyenler, muhtarımızın yürekten sarf ettiği sözleri özetlemek gerekirse, ülke genelinde olduğu gibi İl Küvez ve bu mıntıkalarda da yaşayan sadece insanlar değil, Yüce Allah'ın yarattığı insan dostu bir sürü canlı var. Su hayat olduğuna göre diyor sayın muhtarımız, suyun gidip de kirletmediği yer yok. Buranın, burada yapılacak hizmetlere kimse karşı değil. Özetle, ancak bunu yaparken de yine insan odaklı düşünmek gerekir diye düşünüyoruz. İlgililere tekrar buradan çağrıda bulunarak bu çöp alanının yapım işini bir daha gözden geçirmelerini istirham ediyoruz saygılarımızla.